Sevgili seyircilerimiz, bugün değişik bir hikayeyle karşınıza geleceğiz. O da hepimizin olmazsa olmazı olan, ben ağacın hikayesi diyeyim ona. Hani bir ara ışığın hikayesini falan demiştik. Daha sonra Harman programına dönünce de ışığın hikayesini de onun içine attık. Bugün yapacağımız bu ağacın hikayesini de inşallah bu programın içine atacağız. Efendim, mesele şu. Türkiye'nin yüz ölçümünün %27.6'sı ormanlarla kaplı. Bu tabii son yıllarda zannediyorum ki orman idaresinin çalışmasıyla her şeye rağmen. Şimdi biz ağacın kesilmesine ben hep karşı çıktım. Ama bir ara baktım ki kesilmesi gereken ağaçlar var. Erkenden ekonomiye dönüştürülmesi gereken ağaçlar var. Onları görünce de dedim ki benim böyle bir hikaye yazmam lazım ki nasıl başlıyor? Atıyorum şimdi burada güzel bir tahtalar biçilmiş. Oturduğumuz masa, yemek yediğimiz masa, efendim televizyonu koyduğumuz evlerimizin her tarafı mobilya, orman ürünlerinden. Şimdi bugün biz burada orman ürünlerinin nasıl başlayıp buraya nasıl geldiği, ihalelere nasıl yapıldığını, ormandaki ağaçlarımızın nasıl korunduğunu hepsini siz sevgili seyircilerimizin evlerine kadar misafir edeceğiz inşallah. Şimdi yanımda sevgili Rafet Çapa kardeşim var. Derinçay Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin başkanı. Yıllardan beri bu işi yapıyor. Çok başarılı çalışmaları var. Öncelikle selam verdik. Başkanım, işiniz kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Evet, öncelikle hoş geldiniz, safa geldiniz. Ben Derinçay Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanıyım. Epey bir yıllardan beri de burada kooperatifi çalışıyorum. Kooperatifi yönetiyorum, yöneticisiyim. TV52'ye de tekrar hoş geldiniz diyorum. Evet. Evet, şimdi gel istersen ikimiz, iki gün önce kaybettiğimiz, aynı zamanda yönetiminizde olan Derinçay Mahallesi'nin muhtarımız Hasan Okutan'a rahmet dileyerek başlayalım. Çünkü Hasan, evet, çevresine, ailesine, Kabadüz'e çok önemli bir insandı. Ben kendisine rahmet diliyorum. Çok erkenden bıraktı bizi. Çok projeleri vardı. Ailesine de sabırlar diliyorum. Küçük oğluna da geçmiş olsun dileklerimle programa başlamak istiyorum. Hatta biraz önce okudum size. Hasan'a ben bir şiir yazıyorum. Evet. Daha bir kıtasını yazdım, o gerisi gelir inşallah. Dedim ki önemli bir şeyle başladım. Dağ ağladı, taş ağladı. Eğilmeyen baş ağladı. Gözden akan yaş ağladı. Sen öldük. Sen ölünce muhtar Hasan. Evet. Siz de isterseniz, çünkü sizin de önemli bir dostunuz. Öncelikle çok üzgünüz bugünlerde. Çok üzgünüz. Kooperatifimizin çok güzide bir üyemizi kaybettik. Her şeyden evvel bize çok destekleri olan bir muhtarımızı kaybettik. Dostumuzu kaybettik. Çok üzgünüz. Yıllardan bu yana beraber çalıştık. Bize çok destekleri oldu. Çok destekleri oldu. Çok üzgünüz. Ama ne yapalım? Hayat devam ediyor. Devam etmek zorundayız. Çok projelerimiz vardı geride kalan. Ama biz elimizden geldiği ölçüde geride kalan bıraktığımız bu projelerini devam ettirmeye çalışacağız. Hayat devam ediyor. Ne yapalım yani? Biz de tekrar ailesine sabırlar diliyoruz. Ailesine. Allah kendisine de rahmet etsin. Şimdi sevgili seyircilerimiz, Bismillah diyor.
yurt ekonomisine faydası olan yeraltı ve yerüstü zenginlik kaynaklarımız vardır. Biz bu programda yeraltı zenginliklerini değil, yerüstü zenginliklerimizi konuşacağız. Yerüstü zenginlik kaynaklarımızın da en önemlilerinden birisi ormanlarımızdır. Ormanlarımızın ben biraz faydalarından bahsetmek istiyorum. Ağaçlar ve ormanlar dünyanın akciğerleri gibidir. Canlıların yaşaması için gerekli olan oksijenin bir kısmını ormanlardan ve ağaçlardan sağlarız. Ayrıca ormanlar toprak kaymasını, su baskınlarını da önler. Ormanlar bitkiler ve hayvanlar için de doğal bir su kaynağıdır. Ayrıca içinde barındırdığı bitki ve hayvan varlığını da ormanlarımız korur. En önemli özelliklerinden birisi de ayrıca askeri ve stratejik yönden yurt savunmasına katkıda bulunur ormanlarımız. Kıyılardaki kumulların içerilere sokulmasını da önleyen ayrı bir özelliğidir ormanlarımızın. Turizme temiz havası ve tabii güzellikleriyle de ormanlarımız katkı sağlar. Havanın temizlenmesini ve atmosferdeki nem dengesini korumasında da düzenleyici rol oynar. Çevresinde oturan insanlar için, özellikle orman köylüleri için çok büyük iş alanları sağlar. İnsanların eğlenmede, dinlenmede, piknik yapmalarında, birlikte tatillerini geçirmelerinde de önemli bir dinlenme ortamlarıdır. Ayrıca yaban hayatını koruması ile de ormanlarımız önemlidir. Ormanlarımızdan yakacak mobilya, bitkisel nitelikli tohum, çiçek, kozalak, mineral nitelikli çakıl, kereste, talaş, kum gibi ham maddeler elde edilmesiyle de ormanlarımız önemli bir zenginlik kaynaklarımızdır. Ve olmazsa olmazımız kağıt üretimi yine orman ürünlerinden elde edilir. Ve bunun yanında daha sayamayacağımız bir sürü faydaları vardır ormanlarımızın. Eski Türkler ağacı kutsal sayarlar ve dünyaya gelen her bebekleri için, her çocukları için bir ağaç dikerlermiş. Şimdi bilmem, böyle bir ağaç dikme geleneğimiz yok. Ama bu programda bakacağız, gerçekten bilinçsiz orman kıyımı mı var? Orman yangınları mı ele alacağız? Ticari amaçla kesilen ağaç, ömrünü tamamlamış ağaçlar, efendim ormanların bakımı, ormanların seyretilmesi, böcekle mücadele, bütün bunları bu programda ele almaya çalışacağız. Kısaca ülkemizin de orman örtüsünden bahsetmek istiyorum bu programda. Ülkemizde orman alanlarımız şu an itibariyle %27.6'dır. Yani Türkiye 100 ölçümünün 1/4 biri. Yok olmaya, azalmaya yüz tutan ormanlarımız son yıllarda önemli ölçüde artma ivmesi göstermiş. Bu da incelemelerimizin sonunda meydana çıkmıştır. Türkiye'de en fazla orman %67.99 ile Karabük sınırları içerisindedir ve aşağı doğru sınırlanıyor. 81 ilimizin 5'inde orman hiç yoktur sevgili seyircilerimiz. Hiç yok veya yok denecek kadar azdır. Bunlar da Ağrı, Şanlıurfa, Van, Aksaray, Iğdır'dır. Evet, ormanların %24'ü Karadeniz'de, %20'si Akdeniz'de, %18'i Ege'de, %15'i Marmara bölgesinde, %11'i İç Anadolu bölgesinde, %8'i Doğu Anadolu bölgesinde ve %4'ü de Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Efendim biz bu programda, bu hikayede şunu anlatacağız. Oturduğumuz masadan, eskiden kullandığımız ağaç kaşığından, kullandığımız masadan, kalemi çevreleyen o ağaçtan, kağıdımızdan, hepsine, oturduğumuz masaya nasıl geldiğini inceleyebilmek adına biz bu programa başlayacağız. Ormanlardan kesimleriyle başlayacağız ve en son tekrar bir masaya oturacağız.
Bu programda daha sağlıklı bilgiler alabilme adına da orman müdürlüklerimizin yetkilileriyle de bir çoban uzatıp sohbet edeceğiz. Ayrıca da ben incelememde son yıllarda özellikle köylerin kentlere göçü, köy boşalması ve hayvanlarımızın azalması ile de ormanlarımızda yeniden de orman alanlarının yetiştirilmesi, ki bu Ordu vilayetimizde şükürler olsun çok fazla miktarda gördük. Ormanlarımız çok büyük ölçüde artış göstermektedir. Bunu da bu programda da gerçek birebir yaşayarak göreceğiz. Çam başındayız. Değişik bir program dedim. Programın değişikliği şu: biz kısmet olursa bugün bir ağacın hikayesini, ağacın hikayesi dedik, onu anlatmaya çalışacağız. Biz dedik, peşimizden arabada geldi. Burada sevgili seyircilerimiz, ağacın üretilmesinden, bakımından, kesilmesinden ve önümüze gelen masa veya başka bir malzeme olmasına kadar hepsini işlemeye çalışacağız. Ama tabii ben bu girişten sonra da şu hiç olmazsa arkamızda bir tabelamız var. Kesim sahası diyor. Girmek tehlikeli ve yasaktır. Sevgili başkanımla Rafet Çapa kardeşime mikrofonu uzatacağım. Buranın hangi saha olduğunu bize o söylesin. Ben söylersem yanlış söylersin. Ben Rafet Çapa, Derinçay, Özlükent, Gümüşdere, Turnalık, Tarımsal Kalkınma, aynı zamanda Orman Kooperatif Başkanıyım. Ordu Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Çambaşı Orman İşletme Şefliği, Turnalık, İkidere Mevkii, 102 No'lu Bakım Bölmesi'ne geldik. Üretim bölmemize geldik. Üretim bölmesine girmeden evvel, üretime başlamadan evvel, tabii ki emniyet açısından bölmenin girişinde gördüğünüz gibi bu tabelada sahaya girmek, üretime verdiğimiz tarihten itibaren üretime girmek tehlikeli ve yasaktır. Bu önleme almak zorundayız. Sadece buraya üretimde çalışan kesim işçilerimiz, kesim üyelerimiz girebilirler. Zaten yanımızda sevgili şefimiz var. Şefim, şefimle şöyle buyurun. Şimdi tabii işi erbabına yaptıracaksın. Ben erbabı değilim. Ben mikrofon tutuyorum. Tanıyarım sizi şefim. İsmim Ömer Uzundal. Evet. Giresun Bölge Orman Bölge Müdürlüğü'nün Ordu Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde Ordu Merkez Şefliği yapmaktayım. Evet. Şimdi burada ne göreceğiz kısaca? Ondan şimdi sonra biz sayadalar. Evet, burada bizi kısaca bakım bölmesi olduğundan dolayı, evet, ormanlarımızın devamı için ormanlarda olan böcek zararlısı, ömrünü tüketmiş olan ağaçların ve sıkışık olan bireylerin alınarak ormanın devamlılığını sağlamak için bakım yapmaktayız burada. Evet. Bugün bunları iyi görelim, çünkü orman dediğimiz, evet, zaman vatandaş pek bilmiyor. Hani, evet, her zaman söyleriz ya, adam hayatında ilk defa maça, evet, gider, ondan sonra hakeme küfreder. Vay efendim sen yanlış düdük çaldın, evet, diye. Şimdi insanlarımız da öyle maalesef, gelmedikleri, görmedikleri için, evet, kimse hiç olmazsa ormanlarla ilgili yanlış düdük çalmasın. Evet. Bugün bu imajı da kırmaya çalışalım. Evet. Çünkü ben biraz inceleme yaptım. Sevgili seyircilerimiz, Türkiye coğrafyasının %27.6'sı ormanlarla, evet, kaplı. Bunun en çoğu da Karadeniz bölgesinde. Ve 5 ilimizde de zannediyorum ki hiç orman yokmuş. Doğrudur. Evet, evet. Şimdi tabii bu ormanların son yıllarda da biraz sonra da sevgili şefim başkanım da anlatacak. Son yıllarda da epeyce artış, evet, söz konusu, böyle gözle görülür, evet, artış konusu. Bu da orman işletmelerimizin herhalde. Orman işletmelerimizin ağaçlandırılması, evet, ve de köylü şehire göç fazla olduğundan dolayı artık bireylerin de, yani köylü vatandaşların da orman olan isteğinin azalmasından dolayı, evet, ormanlarımız, evet, gün geçtikçe çoğalmaktadır. Bir de hayvan sayımız da azaldı. Mesela, evet, keçilerin
ormanları tüketmesi vardı, küçük ağaçları. Onlar da. Onları da bir nebze olarak şimdi kendimizin, yani işletme müdürlüğümüzün de koruma faaliyetleri altında, artık onlar da engellendiğinden dolayı ormanlarımız gitgide gelişmektedir. Şimdi yaşamak için öldüreceksin diyor ya, yok. Yaşamak için yaşatacaksın. Evet. Bizimkiler köyden göç ettiler. Ormanlarımız burada inşallah. Hiç olmazsa ona faydası olsun. Evet. Evet, çok teşekkür ederim. Bakalım içeriye doğru. Yaylanın soğuk suyu da deldi, barumu deldi. Yaylanın soğuk suyu da deldi, barumu deldi. Üç günlük gelin iken oy bas selamı geldi. Seni domuzun kızı, hayırsızın gelini. Alsam seni yanıma da sarsam ince belini. Sen on ila mezara, sen on ila mezara. İki müzik koysunlar da sen on ila mezara, sen on ila mezara. Hayırsızın gelini, alsam seni yanıma da sarsam ince belini. Ha buradan o yani, mezara dur mezara. Ha buradan o yani, mezara dur mezara. İki müziği koysunlar da sen o ila mezara, sen o ila mezara. Sen o ila Eskiden biz okulda okurken bir türkümüz vardı, şarkı ya da.
Baltalar elimizde, uzunup belimizde gidiyoruz ormana, hop ormana derdik. Hatırlıyor musun? Evet. Saçların evet. beyaz olduğu için dedim yoksa. Evet, şefe evet. sormam. O evet, görmemiştir evet, o evet, şarkıları. Evet. Şimdi tabii dün konuşurken iş güvenliğinden bahsettik. Evet. Bismillah, bugün sabah iş güvenliğinden bahsedelim. Çünkü kıyafetten başlıyor değil mi? Evet. Yukarıdan aşağı bir tanıtalım. Bu elbiseler herhalde özel bir elbise. Şu altında giyen arkadaşımız Beri'ye gelsin. Motorcu bu. Motorcu bu mu? Evet, motorcu. Vay, bu. Ağaç motoru. Yalnız yarışacağım evet. Şimdi elbisenin özelliğine. Bu elbise Türkiye'de yapılmıyor herhalde. Bu ithal bir ürün. Dışarıdan getirttik bu işçilerimiz için. Ormanda bir saniye, çalışan. Bir saniye başkanım. He. Üyelerimiz bunlar. Kooperatifimizin ortakları, bizden iş alan ortaklarımız bunlar. Kendi işlerini yapıyorlar. Bunlar için biz de tabii ki can güvenliği her şeyden önemli yani. Onun için bu iş güvenlik elbiselerini yurt dışından getirdik. Üst pantolonun özelliği ne? Bu pantolonlarının özelliği ağaç motorlarını keserken bacaklarına kaçırdıkları zaman da gördüğünüz gibi burada şuna bak. Buna evet. işlemesi mümkün değil. Şu kalınlıkta pamuklu bir şey var. Sarıyor ve ağaç ayağını kesmesi mümkün değil. Hatta bunun denemesini bile yapabiliriz. Ama yani neyse denemesi kalsın. Ama biz denemesini yaptık bunun. Şimdi yaptık yani. Bir ara İstanbul'da bir işçi yürüyüşü vardı. O 1 Mayıslar vardı ya, eski 1 evet, Mayıslar. Evet. Şimdi adam geliyor, işçilerden bir tanesi polis yanında duruyor ya. Adam ayağına küt diye vuruyor. Burada bir de bu var bak şimdi. Bunun ayağına değil, neresine vurursan vur. Buyur. Bu da var. Evet. Bunu... Acıyor mu ayağın? Hayır. Yok. Bak aha ikisine bak. Aha. Bir de özelliği de o. Bunların ayaklarına evet. tomruk düşse hiçbir zarar vermez. Vermez değil mi? Aynı zamanda üşütmez. Sağlıkları açısından da önemli. Eldivenleri dersen yine aynen. Orijinal bir malzeme, bunların kesinlikle ellerine bir darbe vermez. Diğer geldiği zaman da vücutlarını korur. Aynı zamanda şu kulak kaskları, bunların şu kulaklıkları. Kulaklıklar herhalde sesi kesip zarar vermemesi zarar için motorcunun yüksek kulaklarını evet. yüksek zarar vermemeleri için yapılmış bir ürün. Çok güzel ve çok orijinal bir ürün. Herkesin bunu kullanması lazım. Biraz evet. pahalı ama buna da katlanmak lazım. Katlanacağım. Şimdi evet gençler, o zaman sizin tek tek isimlerinizi alayım. Celal Bodur. Celal. Muhammed Bodur. Ya birbirinize benziyorsunuz siz. Kardeş. İkiz kardeş. İkiz kardeş. Yok. Üçü de kardeş. Az dur ya. Bir Bodur da buradan çıktı. Hüseyin Bodur. Şimdi bak. Üçü. Ben de demek ki ben de öğretmen olduğum için gözlerim tanıyor. Kardeşler. Üçünüz de kardeşsiniz. Aynen. Falan ne mutlu size. Şimdi ne güzel. Ormanda çalışan genellikle üyelerimiz gruplar oluşturuyorlar. Genel beşerli, olarak. Üçerli, onarlı gruplar oluşturuyorlar. İş alan üyelerimiz. Bunlar da aldık, biz işi ormanda aldığımız bu dedik ya 102 nolu bölme, bu bakım bölmemiz. Bu bölmeyi biz bunlara paylaştırıyoruz. Mesela bu bölmeyi bu bölme 600 metre küplük bir bakım bölmesi. Biz bunu 3'e taksim ettik. 3 gruba verdik. Hmm. Beşerli 3 gruba taksim ettik. Grubun bir tanesi bu. Diğer gruplar farklı tabii. Evet. Şimdi bu grupları seçerken neye dikkat ediyorsunuz? Herhalde burada tehlikeli işler yapıyorsunuz. Güven duygusu var mı ya da o... Birbirlerine güvenenler. Evet değil mi? Birbirimize güveniyoruz işte. Herkesin kendisinden haberi var. Evet. Yani iş sahasında yaparken bir tane arkadaşın olmayınca kütüğü ya da ağacı kesme işi yapmıyorsun. Aynen öyle. Bir o var. Görmek bir de zorunda. Size omuz vereceksin. Canını evet. güveneceği derler kişi. Ya. Heh. Bunlardan grup oluşturuyoruz. Onu söylemek istedim zaten. Şefime doğru gidiyorum. Evet şefim, elbiseleri zaten biliyorsunuz ama evet. Can güvenliği açısından da olması lazım. Olması gereken. Biz bunlardan önce, giysiden önce arkadaşlara, kooperatif üyelerine ve ormanda çalışan bütün işçilerimize ağaç kesme, boylama, güvenlikle ilgili sertifikalarını veriyoruz. Evet. Ve ondan sonra ormanda çalıştıkları zaman nelere dikkat edecekleri, ağaçların ne yöne kesecekleri, ağaç keserken nelere dikkat edeceklerini tamamen kurslarımızla veriyoruz. Ondan sonra giysi olarak
kesim sırasında motorlu testereyle çalıştıkları için neler nasıl nerelerinin zarar göreceğinden dolayı elbiselerini ve gördüğünüz gibi bütün her şeylerini dikkate alarak da bunları tavsiyede bulunuyoruz. Evet, evet, güzel. Demin hatta pantolon çok önemli. Çünkü ben o motorla ben de uzun yıllar 3-4 sene çalıştım. Evet, ben lastik giyerdim. Lastikten de şey yapıyor. Başka mesela bunları giyemezsin. Ama onlar çok daha önemli. Evet, tebrik ediyorum inşallah. Şimdi bunlar daha önce kesilmiş. Evet, ve yola atılmış ağaçlarımız. Yola sürütülmüş envallerimiz. Evet. Şimdi bismillah diyelim. Evet, diğer bölümde bir dalalım. Evet, bir bakalım ormanımız içine girelim. Buyurun. Şimdi burada sevgili seyircilerimiz, ben çıra gördüm, başkanım da. Evet. Şimdi vatandaşların çoğusu çırayı tanımıyor. Evet. Çıra gaz yağı gibi böyle tutuşan, değil mi? Evet. Özellikle soba. Tutuşturucu da soba yakarken falan kullanılan malzeme. Daha evvelki yıllarımızda, daha önceki yıllarımızda köylülerimiz bunu ışıklandırmada kullanırlarmış. Sen hem konuş, ben de evet. Bu çırayı. Bu kökünden de oluyor değil mi bu? Kökünden. Evet, genellikle şu ağaç. Bu vurduğumuz ağaç kökünden olmuyor. Köylü bunu gelmiş zamanında yaralamış. Yani yaralanan ağaçlardan çıra oluşur. Güneş mi yapmış bunu? Reçineden dolayı. Bu reçineden dolayı oluşuyor. Evet. Aha yani. Evet. Mis gibi ya, kokar. Mis gibi. Bir mis gibi kokuyor. Bir de şu renge bak. Ama çakmağı çaksan şimdi parlayacak zaten bu şekilde. Ama uçaklar ateşiniz. Çıra bu işte. Ha da yandı. Bunda hiçbir katkı maddesi yok. Evet. İleçine biraz sonra onun şeyleri de damlar zaten. Damlayacak. Eline akındır. Damlayabilir. Efendim çıra lazım olan Rafet Başkan'a gelsin. Bak evet. Şunun güzelliğine bak. Evet. İki tane şöyle çırayla ama soba tutuşuyor. Çıra alalım derken de ağaçlarımıza, ormanlarımıza zarar vermeyelim. Zarar yani yaralamayalım. Vermeyelim, ki böyle kesmiş olduğumuz ağaçlarımızdan elde edelim bu ürünlerimizi yani. Şimdi burada ben bir şey görmüştüm. Neredeydi o? O içerisi. O şu yerde. Şimdi sevgili seyircilerim buna böyle koysam. Bu yanar. Biraz sonra bu yanar. Ormanımız tutuşur bundan. Evet. Bundan tutuşur. Sonra deriz ki eyvah ormanlarımız yandı deriz. Biz kökten de sökerdik şeyleri. Çırayı. Evet, kökte de olur. Genelde. Ama dediğin gibi bu ağaca genellikle vermişler. Evet. Ağaç kendini korumayı aldığından dolayı reçine salgılamış. Reçine salgılamış. Şimdi burada yarayı aldığından dolayı direktmen kendini koruma altına almak için direkt reçine salgılamışlar. Evet. Ondan dolayı. Evet. Şimdi genellikle ağaçları üretim yaptığımız yerlerde, kesim yaptığımız yerlerde ağaçların köklerinde çıra oluşur yani ekseriyeten. Evet bunu oraya iniyor. Evet evet doğrudur. Evet peki. Bunu söndürelim. Söndürelim bunu böyle bir ayrıntı. Aha söndürdüm. Evet.
Şefim, kaçıncı bölge? 102 nolu bölmenin içerisindeyiz şu anda. Bakım bölmesinin içerisindeyiz. Bizim buradaki gayemiz, şimdi genç bir ilk gayemiz, burada fidanlıktan itibaren ağacın ömrünü 120 yıl, bu ladin ağacının içerisindeyiz. Değil mi? Meşeresinin içerisindeyiz, evet. Demek ki bir ladinin ömrü 120 yıl. 120 ile 140 yıl arasında idari. Peki, süresi. Bunun en verimli, yani keseceğimiz süre hangi yıllarda olur? 127'den sonrası zaten artık ağaç gitgide geriye doğru gidiyor. Ekonomik özelliğini kaybediyor. Biz evet. de bu süreçte örneğin fidanlık zamanından, örneğin bir 10 dekarlık bir alanda örneğin 1500 tane fidan olur. Tamam. Biz bunların içerisinde belli bir gençlik vaktine geldiği zaman bunun içerisinde belli istikbal fertleri belirleriz. Yani hangi ağaçlara hizmet edeceğiz, geleceğe hangi ağaçları götüreceğiz, devam edeceğimizi. Bu süreçlerde belli bir bakım kesimlerimiz oluyor. Evet. Sıklık bakımı kesimlerimiz oluyor. Dediğimiz ilk arlama bakım kesimlerimiz oluyor. Ondan sonra normal bakım kesimlerimiz oluyor. Bizim gayemiz buradaki istikbal ferdi, yani geleceğe taşıyacağımız ağaçlara hizmet etmek. Şimdi kesimleri üçe ayırdık. Bir, sıklık bakımlı, sıklık evet, gençlik bakımlı, evet. Evet. Ondan sonra B çağına geldikten sonra, yani bu belli bir sıklık bakımından kesilenler aynı zamanda istikbal için, yani yürüyeceğimiz ağaçlara hizmet etmek için, evet. Evet. Sahada onlara nasıl daha gelişimini daha iyi sağlatabiliriz, onu amaçlamaktayız. Yani benziyor. Şimdi bir kase yoğurt var, bir kase. Yoğurttan bir kişi doyuyor. Evet. Ama etrafında 4 kişi var. 4 kişi var, evet. 3 kişiyi ne yapacağız? 3 kişiyi o şeyden uzaklaştıracağız. Yoğurt, evet. Mantık bu, değil mi? Mantık. Burada işte dediğimiz gibi ağaçlara hizmet ettiğimiz zaman ağaçların besinini de düşüneceğiz. Şimdi sahada dedim, ağaçlar büyüdükçe besin ihtiyacı daha da çoğalıyor. Onun için istikbal fertlerimize hizmet etmemiz için belli aralamalar, bakımlar yapmamız gerekiyor. Evet. Burada o mu yapılmış şu anda o gördüğümüz zaman? O çalışma devam ediyor. Devam ediyor. Evet. İçerisinde kurumuş olanlarını, evet, bitişik olanlarını, böcek zararlısı veya herhangi bir nedenle dolayı kar kırıkları olan ağaçlarımızı sahadan çıkarıyoruz. Direkt iyi bireylerimizi burada bekletiyoruz. Peki, ikinci kesim? İkinci kesim bizim tensil dediğimiz, artık 120-140 yılı tamamladıktan sonra ağaçlar artık bundan sonra ömrünü tamamladığı için alttan iyi bireyler yetiştirmemiz için artık fidan oluşturmaya çalışıyoruz. Onun için fidanları, bunların iki yöntemimiz var. Bir, yapay dediğimiz suni, tamamen ağaçları çıkarıp fidan diktiğimiz olay var. İkincisi ise tohumlarından, yani zaten bizim istediğimiz de mevcut durumdaki tohumlardan getirmek. Tohumlarla sağ işlemesi yapılarak, temizlenerek tohumların dökümü sağlanır. Fidanlar geldikten sonra, belli bir yaşa ulaştıktan sonra tamamen sahadan bütün ağaçları çıkarmamız. Şimdi şu karşıya baktığımızda, evet. Harun, istersen karşıyı bir göster şefim, siz de gelin. Orası zannediyorum sizin dediğiniz suni uygulamanız, evet, değil mi? Evet, teraslar halinde, evet, fidanlar diktiğimiz, fidanlar, evet, diktiğimiz sahamız. Tabii onlar zaman hepsinin %100 tutacak diye. Ya onların yıl içerisinde her yıl tamamlama çalışmalarımız var. Örneğin kurumuş olanların yerine başka fidanlar dikerek, tamamlayarak belli bir seviyeye geldikten sonra çalışmamızı bitiriyoruz. Şimdi o zaman size gelmeden sevgili başkanım, o zaman şunu da konuşalım şefim. Şimdi Türkiye'de tabii orman müdürlükleri çok hızlı bir şekilde çalışıyor. Evet. Bunu kabul etmek lazım. Kesinlikle. Çünkü az zamanlı adamı değiliz, ben biliyorum. Evet. Vatandaşları rahatlatma adına söylüyorum. Evet. Şimdi tabii sevgili seyircilerimiz, biz genelde bilmediğimiz için biraz önce aşağıda da konuştum. Dedim ki ya bilmiyoruz, top oynamayı, topa vurmayı bilmiyoruz, hakemliği biliyoruz. Evet. Ondan sonra buna benzer bir sürü şey söyleyebiliriz. Evet. Şimdi ormanlarımız niye kesiliyorun cevabını arıyoruz biz burada. Gerçekten ormanlar katlediliyor mu? Ormanlar korunuyor mu? Ondan sonra bunun sonucunda da ekonomiye nasıl katkıda bulunuyor? Biz bunların sorularını bugün, evet, bulmaya çalışacağız. Epeyce aydınlandık. Tabii seyretme çalışmalarını 3 evet. aydınız. Teşekkür ediyorum. Eksiğimiz kaldı mı o seyretmede? Yok, kalmadı. Kalmadı, evet. Kalmadı. Peki. Şimdi Rafet Başkan'a geçmeden. Nasıl yapmalıyız ki ekonomiye ciddi manada katkısı bulunsun? Evet. Ağaç öyle sadece odun olmasın. Oduna, evet, da ihtiyacımız da var ama bugün baktığımız zaman çok da yok. Evet. Şu anda şimdi oduna olan ihtiyacımız, eskiden pimapen falan bunlar yokken hep ahşaptan olduğu için, evet, ihtiyaç da fazla oluyordu. Ama şimdi ekonomik değerini tomruğun,
iyi bir zamanda elde ettiğimiz zaman yapacak olarak mobilyada falan kullanabiliyoruz. Eğer zamanın idari süresini geçirdikten sonra ağacımız, ondan sonrası kesin sadece odun ve yakacak oluyor. Evet. Onun için burada bizim en önemli nokta, tam yapacak olacağı sırada hem sahamızı, ormanımızın sürdürülebilirliğini sağlamak, hem de bu arada ekonomiye katkıda bulunmak bizim gayemiz. İçerisi boşalmış, şöyle şey gibi kovuk ağaçlar var. Onlar ne işe yarar? Onlar odunluktan başka, hiçbir yakacak odundan başka bir işe yaramaz. Halbuki onu zamanında... Zamanında mobilyada kullanabilir, yapacak dediğimiz olarak kullansaydık daha çok verimli olabilirdik. Evet. Ekonomimize daha çok katkıda bulunurduk. Evet. Böylece ben diyorum ki arkadaşlar, gelin sizi kim, özellikle çevreci arkadaşlarımızın tabii zaman zaman serzenişleri var. Onlara da hak vermiyor değiliz ama keşke gelseler de burada haberim olsaydı haber verirdim. Başkanlarımıza, dernek başkanlarımıza gelir şurada. Bizi güzel bir seyrederdiler. Ama zannediyorum bu programı izledikten sonra çevrecilerimiz de bu i̇nşallah konuda biraz fikirleri inşallah değişecektir. Şimdi o halde biz şu çalışmaları yapacağız ama ben burada kimdi orman kanunu geçen diyen? Kask aldım. Kimden aldım ben kaskı? Benden. Heh. Şimdi dediler ki burada hocam ben keseceğim ya bu ağacı. Evet. Hangi yasalar geçiyor burada? Orman kanunları. Ormanız. Ormanız. Tabii orman yasası ama gizli yasa olmasın bu. Açık, şeffaf olsun. Şimdi al kardeşim mikrofonu yine sana vereyim. Evet. Peki geçiyorsa ben önce kaskı. Evet. He? Muhabirimiz evet. Ne oldu lan? Bir şey olmamıştır. Bir şey olmaz. Ne yaptın şimdi? Evet, kaskı taktı. Madem öyle başkanım bak. Muhabirimiz şimdi, muhabir biz olduk bu arada. Muhabir sensin şimdi. Orman yasası geçiyorsa. Evet. Şimdi bu fidan, bu ağacımız burada kurumuş, ömrünü bir türlü artık bunun sebebi, evet bunun sebebi herhalde şefim böcekten dolayı bu ağacımız kurumuş. Bunu buradan çıkartmamız lazım. Evet. Set değilmiş değil mi? Değil. İnşallah memleketimizde de daha kaliteli ürünlerimizi üretirler de. Şimdi bu benim eski sanatım olduğu için bir bakayım aslında. Haydi bakalım. Ormanda kesmemiştim, başka kesmiştim. Haydi bismillah. Biz yalnız uzaklaşalım bakalım. Muhabirimize teşekkür ediyoruz. Bu işten anladığı çok belli. Çok usta bir kesici olduğu belli. Yemeği bugünlük hak ettiniz. Öğle yemeğiyle bu iş yapılır. Olmaz değil mi? Diyorsun. Peki çok teşekkür ederiz. Benim yanımda arkadaşım.
ormanların faydalarından birisi de tali ürünlerimiz. Evet. Evet. İki, reçine evet. yapımında kullanılan. Evet. Ki bu da bu reçine de bunun sakızı. Sakız. Sakız aynı zamanda bizde bir doktorumuz vardı. Uzun yıllar Rusya'da kalmış. Biz ona Kürt Mustafa derdik. Allah rahmet etsin. Bizim doktorumuz oydu. Rusya'dan kaçmış evet. gelmiş. Mustafa doktorumuz derdi ki mideniz ağrıyorsa sakız, çam sakızı çiğneyeceksiniz ve reçinesini yutacaksınız. Evet. İçerisindeki oluşan bir madde aynen. midede şeyi hazmi eğer, şeyi kolaylaştırıyor. Aynen. Evet. Beceriyorsanız dedi. Mesela midede eğer şeyler falan varsa, delik falan varsa mide deliğimiz oluyor ya. Evet. Onun için derdi ki bu sakızı çok olgunlaştırmadan ağzınızda yutun. Yutun. Onu da derdi. Şimdi evet, evet böyle bir şey ben biraz sonra bu sakızdan yapacağım ama önce evet. cebime koyayım burada dursun. Bu yeni oluşmuş herhalde 3-5 senelik. Yok, çoğusu fidanlarımız yani 8-10 yıllık var. Var değil mi? Evet. Ki tabii bir ağacın bunun biz 120 yıl, 140 dersek dersek evet. bunlar da o kadar vardır evet. tabii. 10 ile 15 arasında fidanlarımız değişiyor. Bu dediğiniz tohumlardan evet. yetişen fidanlarımız, gençliğimiz. Evet, tohum fazla döküldüğü için. Evet, biraz... uygun toprağı da bulduğu da zaman çimlenerekten büyüme gerçekleşmiş. Buraya sizin müdahaleniz var mı? Şu anda bizim müdahalemiz yok ama örneğin eğer yaban hayvan olsa evet. Eğer olsa bunları seyretseniz. Evet. Daha erken büyümez mi? Daha erken büyür. Evet. Evet. Çünkü biz zaten bizim yaptığımız doğa kendi kendini yeniliyor. Yeniliyor zaten. Evet. Biz buna belli bir noktadan sonra gençlik bakımı, sıklık bakımı dediğimiz 5 yıl sonra bunlara başlayacağız müdahaleye. Değil mi? Evet. Seyretmeye başlayacağız. Yani zayıf halkaları alıyorsunuz. Evet. Güçlü olanları güçlü sağda olanlar bırakıyoruz. Evet. Devam ediyor. Bu da bir teknik çalışmanız. Evet. Sizin. Ama tabii sizin de karşıda gösterdiğimiz evet. gibi dikim alanlarınız var. İnşallah daha da gür bir yere rastlarız. Evet. Orasını da çekeriz ama baktığımız zaman elle dikilen değil de bunlar çok daha sağlam oluyor. Daha adaptasyonu sağlam. Daha güzel oluyor. Evet. Yani uyumu daha güzel oluyor. Çünkü kendi kendine. Orijini daha kendi orijini. Olduğu için evet. evet. Böylece de oturduk evet. ve bunlardan da sakız oluyor. Demek ki gösterdiğim sakız bu ağaçlardan oluyor. Evet. Ladin dediğimiz ağaç. Bu senin sakızlarından mıydı bu? Aha, onun sakızlarından. Yalnız bunlar üçüncü, ver bakayım. İkinci sınıf. Bakın şey değil. Yok. Mi? Bunlar üçüncü sınıf. Bunlarla pek uğraşmayın. Bunlar emzik sakız derler. İyilerine ondan değil bu. Ha, yok değil. He. Bunu ne yapacaksın? Eritiyoruz biz bunu ateşin karşısında. Bir o şeyler var ya, bayanların giydiği, başına örtüğü şeyler. Hı. Onu ateşin karşısında biraz uzaktan tutuyoruz. Altında soğuk bir su. Ondan sonra o eridikçe damlıyor. Senin dediğin sakız oluyor. Ama şöyle bir şey var. Bu sizin bizim burada dediğimiz o emzik sakızları da herkes çiğneyemez, ağzına yapıştırır, olduramaz yani. Onu becerecek. Ama bundan bu ağzına yapışmaz takma yani. Takma diş bende yok. Ha. Mesela senin dediğin şunlar işte. Şu bunu herkes çiğneyip de ağzında yapamaz. Sakız haline getiremez evet, bunu. Evet, getiremez. Ağzına yapışır, dişlerine yapışır bu. Ben yaparım. Sen biliyorsun onun için yapar. Gördün daha işte ormanın kralı benim ya. Allah Allah. Hoş. Ormanın kralı aslanları olmayacak ya. Bir de biz olalım. Evet. Şimdi sevgili kardeşim, işleyeceğimiz ne kaldı burada? Burada işleyeceğimiz bir husus daha yok. Şu bundan sonra gideceğimiz diğer bölmemizde son evreye geldiğimizden dolayı boşaltma kesimi yapıyoruz. Sağdan gençliğimiz bireylerimiz boşaltma kesimine olarak gideceğiz. O evreyi işleyeceğiz bundan sonra. Peki. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Ayrılalım. Peki. Buyurun arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Sizin de elinize kolunuza sağlık. İşleriniz kolay gelsin. Sağ olun. Thank you.
sayın seyirciler. Şimdi gördüğünüz şu ladin tomruğumuz 1 metre boylarında. Biz bunlara deriz ki genelde sanayi deriz. Bunun 1 metrelik olanları ağacın kök bölümünde olur bunlar. 1 metrelik keseriz tomruğu düzeltmek için. Onu da çeşitli amaçlarda kullanırız. Kovan yapımında, arı kovan kapı yapımında falan kullanırız. Ancak bu ağacımız, bu tomruğumuz kullanılamayacak hale gelmiş. Niye? Çeşitli sebepten dolayı, bak gördüğünüz gibi yaşlanmış. İçini belli dedik ya, ağacın ömrü 120-140 yıl dedik. 140-120 yılını tamamladıktan sonra bu cıymak bölümünden, kök bölümünden kovuklaşmış ağaç. Kovuk deriz yani köylü tabiriyle buna biz. Çürümüş yani bu. Bunun biz görüyorum diğer bölgelerinde de envel olacak. Yani bir ihtiyaçta kullanılacak hali, vaziyeti kalmamış. Tamam. Odun. Bu odunluk vasfına düşmüş. Bu andan ancak odun olur. Odun da yakarız bunlar. Yakacak hale gelmiş bu. Şimdi şurada da bunlar ağacın yaşları değil mi? Evet. Yaş kaç yaşında olduğunu sayabiliriz ama şimdi... Bunu kaç yaşında olduğunu sayabiliriz. Ancak biraz ne kadar olsa da gözlerimiz... 10 sene saydım bak. Buraya kadar 10 yıl saydınız. İçeri yaşlara doğru da 300 sene var. Bu ağaç aşağı yukarı 150 yılı geçmiş yani. Çünkü evet, kovuklaşmış evet. Bu. Evet. Bu işletme müdürlüğümüzün mutfağı değil mi? Evet. Tanıyalım sizi. Evet. Ben Tülay Özkan. Tülay Hanım, buralı mısın? Evet. Tunalıktanım. Ne kadar çalışıyorsun burada? 6 ay çalışıyorum. 6 ay çalışıyorsun. Mevsimlik. Mevsimlik. Evet. Ondan sonra kışın? Kışın boştayız. Evet, boştayız. 6 ay, 6 aydır. Olsun, evet. Ne yapalım? Geçen de yine burada bir yemek yemiştik. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Güzel yemekleri yapıyorsunuz. Pancar çorbası. Pancar çorbası yapmışsın. Mısır ekmeği yoksa yandın. Ay bugün yine yok. Yine yok. Allah. Kemal abi gitsin alsın. Dur. Tamam, biz hazırız onu. Şimdi nelerin var bugün? Burada ne var? Bugün hiçbir şey yapmadık. Sadece pancar var. Yemeği ama yaptık. Bunlar var. Saç tava yaptık 3 tane. He, şimdi az. Bunları yaptık. Hani? Alayım ben. Senin elin yanmıyor mu ya? Benim elim yanmıyor. Alışmış elim. Yanmıyor. Ağla saç tava. Herkes evet. Duysun. Özel saç tava değil mi bu? Evet, salatamız değil. Var. He. 3-4 şey önemli salata değil de yaptım. Ben bu saç tavayı merak ettim. Eline koluna sağlık. Çok teşekkür ederiz. Biraz sonra yerken daha çok dua edeceğiz. Sevgili seyircilerimiz, bir türkü var ya müdürüm. Kara karlar yağmış karın üstüne. Dediler ki Nazlı Yar'ın el almış. Daha iflah etmez bunun üstüne. Aha. İşte burası. Biz şimdi Çambaşı'na geçtik mi Çambaşı'nın? Çambaşı Sevin'i kayak merkezinin yanındayız. Yanındayız değil mi? Kayak merkezinin evet. Evet. Böyle de bir kürtük. Bu herhalde 3 aya falan gider, 2 aya 3 aya gider zannediyorum. Evet. Yani şimdi şey rahat olanlar, yeri rahat olanlar, çiçeklerin, böceklerin içinde yaşayanlar, apartmanın içinde yaşayanlar görsün diye geldim buraya. Yoksa evet. Yani bu soğukta da çekilmez. Şimdi müdürümle bismillah diyelim, buradan daha konuşacağız da. Evet sevgili müdürüm. Yazınız, kışınız herhalde sizin yok. Evet. Orman çalışmalarında. Ormancılık çalışmaları evet. Devamlılık arz eder. Yaz, kış fark etmez bizim için. Değil mi? Evet. Böyle gidiyoruz. Böyle karın üstünde de beraberce gezdik. O halde diğer konuşmaları ormanla ilgili. Çünkü biraz önce sizinle yine sohbet ederken şimdi vatandaşta bir algı var. O algıyı yıkmaya çalışacağız. Yıkmaya çalışacağız değil, gerçeğini konuşmaya çalışacağız. Ormanlarımız devlet tarafından katledilmiyor. Bilakis devlet tarafından korunuyor. Evet, devlet tarafından korunuyor ve geliştiriliyor. Geliştiriliyor. Evet. Onu da
şeylerle göreceğiz zaten biraz sonra. Evet, yani son yıllarda yine işletme amacımızı ve yaptığımız çalışmalarla ilgili mütalaayı ormanda birlikte ormanda yaparız. Ormanda birlikte yapalım. Böyle üşümeyelim daha. Buyurun. Evet, buyurun. Buyurun. Sabah beri ormanlardayız. Bir algıyı
ya da doğru olan şeyi anlatmaya çalışıyoruz bugün. Amacımız bu derede, tepede gelip de boşu boşuna gezmek değil. Amacımız ormanlarımızın Türkiye'deki, yine sabah söyledik, şu andaki herhalde yüzölçümümüzün %27.6'sı ormanlarla kaplı. Şimdi orman işletme müdürümüz var, Ordu Orman İşletme Müdürümüz. Ben mikrofonu uzatarak sadece bir tek şey soracağım. Efendim, şu anda kesim var. İsterseniz öyle başlayalım. Şu anda gördüğümüz yanımızda hükmü geçmiş bir ağacımız var ama genel orman işletmesinin çalışmaları ile ilgili sizden bir bilgi alayım efendim. Ormanlarımız Orman Genel Müdürlüğü tarafından işletilmektedir. Temel amacımız ormanların geliştirilmesi ve ileriki yıllara taşınması amacımızdır. Bu çalışmalar kapsamında silvikültür ve ağaçlandırma faaliyetleri yürütüyoruz. Şimdi ormanlarımızın bakımlarını yapmamızın temel amacı nasıl bir mısırı diktiğimiz zaman ot alma, çapalama ve sıkını alma gibi çalışmalar yapıyorsak mısır üretilene kadar, ormanlarımızda da son ürünü elde edene kadar aynı şekilde bakım çalışmalarına devam etmek durumundayız. Şimdi eğer doğal haline bıraktığımız zaman ormanlarımızı yabanlaşıp çürüyerek toprağa karışmakta. Biz bunlarda kesim yaparak elde ettiğimiz ürünü hem ekonomiye kazandırıyoruz, hem köylü halkımıza ekonomik anlamda bir gelir elde etmelerini sağlıyoruz. Hem de milli kaynağımız olan doğal ormanlarımızı işleterek ekonomiye kazandırmış oluyoruz. Mesela örnek olarak şurada yaşlanmış bir ağaca bakalım. Gel bir bakalım şunu. Harun gel koçum şöyle. Şu hale gelmiş. Evet. Bakın lif. Ekonomik ömrünü tamamlamış. Tamamlamış. Zamanında kesilmediğinden dolayı çürümüş gördüğünüz gibi. Odun dahi olmayacak vaziyete gelmiş. Evet. Yanmaz gibi. Evet. Eğer bunu zamanında kesip üretip ekonomiye kazandırmış olsaydık 500 TL bu ağaçtan para kazanmış olacaktı. Bunun %50'sini köylüye gelir olarak ödemiş olacaktık. Ancak zamanında kesilmediği için, değerlendirilmediği için bu hale gelmiştir. Şimdi ormanlarımızdaki doğal kaynaklarımız, ağaçlarımız doğup büyüyüp ölmektedir. Bunlar bir canlı. Dolayısıyla yaşlanana kadar geçen süre içerisinde biz bunların seyreltmesini yaparak içerisindeki ürünün daha kalınlaşmasını ve kalitesinin yükselmesini sağlıyoruz. En son ürün elde ettikten sonra elde ettiğimiz ürünü de işçiliğini köylüye, vatandaşa, kesimcisinden nakliyatçısına, şeride gittiğinde şeritte biçimcisine kadar, biçim yapan vatandaşa kadar hepsine yaklaşık %50'sini gelir olarak onlara ödüyoruz. Eğer biz bunları üretmezsek, doğal kaynaklarımızı değerlendirmezsek bunları dışarıdan satın almak zorundayız. Yani buna bağlı olarak üretim yapan ekonomimizin değişik dallarında, kollarında ham maddeyi mecburen dışarıdan satın almak zorundayız. Dışarıdan satın aldığımızda da dışarıya bir dolar olarak ödemek zorundayız. Bu ödediğimiz para sonuçta bize cari açık olarak geri dönmektedir. Biz de Orman Genel Müdürlüğü olarak bu cari açığın azaltılması için elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Bu yıllarda zannediyorum ki bu çalışmalarınızdan dolayı da büyük ölçüde orman ağaçlandırma çalışmalarının sebebiyle de epeyce artmış vaziyette değil mi? Orman varlığımız her geçen gün artmaktadır. Bunu bir saç gibi düşünebiliriz. Saçı nasıl keserseniz o kadar çoğalır. Şimdi ormanlarımız da bu şekilde. Biz hem bakımını yapıyoruz hem de dikimini yapıyoruz. Şimdi orman olarak yani bozuk sahalarda da imar ihya çalışması yaparak oraların dikimini sağlıyoruz. Orman rejimi içerisine alıyoruz bu sahaları. Çölle erozyon ve çölle mücadele için çok önemli bu çalışmalarımızda yine. Aynı şekilde her sene ormanlarımız yaklaşık 300 bin hektar kadar artmaktadır. Evet. Zaten geçen akşam incelemiştim. Aynı şekilde epeyce
özellikle 2005'ten sonra zannediyorum büyük ölçüde bir artış olmuş ormanlarımızda. O da sizin çalışmalarınız. Evet, Orman Genel Müdürlüğümüz olarak imar ihya çalışmalarımız ormanlarımızda devam ediyor. Bir de kendi yapay olarak büyüyenler var. Tabii olarak pardon yapay diyorum. Ağaçtan inen tohumların kendiliğinden. Şimdi ormanların gençleştirilmesini, çoğaltılmasını iki şekilde sağlıyoruz. Bir, doğal olarak yetişmiş olan ormanlarda doğal gençleştirme yöntemiyle kendi tohumundan elde edilen fidanlarla yetiştiriyoruz. Diğeri ise kendi yetiştirmiş olduğumuz fidanlarla boş arazilerde dikim yoluyla getirmiş olduğumuz yapay gençleştirme ile yapmış olduğumuz ormanlar. İki tür şeklinde yapıyoruz çalışmalarımızı. Orman köylülerimiz var. Şimdi kış ihtiyaçları ya da zati ihtiyaç dediğimiz ihtiyaç, bunlar nasıl temin ediyorsunuz? Orman köylülerine odun ihtiyaçlarını yine bu üretim yapmış olduğumuz sahalardan elde edilmiş olan yakacak odun envalini köylülere zati ihtiyaç olarak onlara belli bir bedel karşılığında, cüzi bir bedel karşılığında kendilerine veriyoruz. Evet. Tüm baktığımız zaman Türkiye sathındaki, coğrafyasındaki ormanlar devlete ait. Ufak tefek de olsa şahıs ormanları var ama. Evet, genel hepsi, olarak devlet ormanı. Ülkemizin ormanları devlet ormanı. İşletilmesi de Orman Genel Müdürlüğü'ne aittir. Yani şunu asla söyleyemeyiz. Gördüğüm kadarıyla ben de orman bölgesinde bir vatandaşım Artvin'de. Devlet kendi eliyle yetiştirdiği kendi çocuğunu çekip kafasına kurşunu öldürmez. Evet, tabii ki. Ormanlarda bunun gibi. Tabii ki. Diyoruz. Ve diyoruz ki herkese gelin, görmek isteyenler buyursunlar. Bir araba ile hem turizm seyahati yapmış hem olurlar. Hem rekreasyonel amaçlı. Hem de bir gelsinler, görsünler nasıl ormanlarımız nasıl seyreltiliyor, nasıl büyüyor, fidanlarımız nasıl dikiliyor. Ta ki onların hani masalarına varıncaya kadar ağaç envarinde yapılıyor sonuçta. Nasıl gidiyor? Görsünler diye. Şimdi ormanlarımızı biz işletirken arazi yapısına göre, toprak yapısına göre, iklim koşullarına göre üretim ormanları, üretim fonksiyonlu ormanlar ile ekolojik fonksiyonlu ormanları birbirinden ayırıyoruz. Eğer o arazi yapısında erozyon var ise orası toprak koruma amaçlı olarak kesim yapmıyoruz o sahalarda. Hatta oralarda dikim yapıyoruz. İmar ihya çalışmaları yapıyoruz. Biz sadece üretim olabilecek, mümkün olan, tamam mı? Herhangi bir zarar gelmeyecek, toprağın taşınmasına zarar gelmeyecek yerlerde bu tür üretim çalışmalarını yapıyoruz. Şimdi sizin orman işletmesinin mühendis arkadaşlarımız geziyor. Önce zannediyorum damgalıyorlar kestirecek ağaçları. Şimdi bu çalışmaların tekniğine uygun olarak yapılması çok önemli. Bir orman mühendisinin gözetiminde tekniğine uygun olarak yapılması önemli olan. Tekniğinin dışında yapılırsa tabii ki zarar verebilir. Ama bir orman mühendisinin nezaretinde yapıldığı için dolayısıyla tekniğine uygun olarak yapılıyor. Zaten biz yani kendi inisiyatifimizi kullanarak ormanları kesmiyoruz. Zaten bir envanter çalışması sonucunda yapılmış olan amanajman planlarını çerçevesinde yapılıyor bu çalışmalar. Amanajman dairesinin uygun gördüğü şekilde kesim yapılıyor. Tekniğine uygun olarak. Evet sevgili seyircilerimiz, bir programın daha sonuna geliyoruz. Dün ve bugün bu ormanlarla ilgili yanlış algıyı giderebilme adına epeyce efor sarf ettik diyebilirim ama bu programın yapımında emeği geçen başta kooperatif başkanımız sevgili Rafet Çapa kardeşime, Ordu Orman İşletme Müdürüme, kardeşim şefime, böyle isimlerini saymaya başladığım zaman yaşlılık isimleri aklımda kalmıyor. Kaptanımız var bu yanımda. Kendisine teşekkür ediyorum. Ayrıca bu sahada çalışan tüm işçi kardeşlerimize de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Yoksa bu seyretme nasıl yapılır? Şimdi kıyafetlerimize bakmayın. Kıyafetlerimiz o çalışırken giyiliyor. Bu benim şoförüm olduğum için özel şoför bugün. Sadece buna getirdik biz. Onun için tabii insan hayatı önemli.
bir insan bir orman, yani kaç tane ormanı böyle bir yere değişemez bir insana. Onun için bugün gördüğümüz, iki günden beri gördüğümüz kadarıyla özellikle de insan sağlığına, insan yaşamına ya da iş güvenliğine çok önemli önem veriliyor daha doğrusu. Onun için ben son cümlelerimi de sevgili başkanıma uzatacağım. Onun şu andaki buradaki çalışmaları, şimdi buradaki çalışmalar sizin mi? Yoksa siz hani taşeron diyoruz ya, öyle bir şey misiniz? Şimdi biz kooperatif olarak Orman İşletme Müdürlüğümüze bağlı Çambaşı Şefliğinden bu işi sadece kesme, sürütme, nakliyat ve istifleme olarak depo teslimi diyelim, komple alıyoruz. İşçilik yapıyoruz biz burada. İşçiliğini yapıyoruz. Daha bizim sonra kooperatife nasıl alıyorsunuz? Kooperatifimize daha sonra depoda istifleme yapmış olduğumuz bu tohumlukları, bu envanteri ihaleye girerek, ihale yapıyor Orman İşletme. İhaleye girerek ihaleden alıyoruz. Diğer müteahhitler gibi biz de kereste fabrikamıza onlar gibi eşit bir şekilde ihaleye girerek oradan temin ediyoruz. Oradan temin ediyoruz. Evet. Evet, başka söyleyeceğimiz var mı bir şeyler? Teşekkür ederim. Başka söyleyeceğimiz bir şey yok. Böyle bir programı bize gelip yaptığınız için size çok çok teşekkür ederiz. Öncelikle TV52'ye ve kameramanımıza ve size çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bu ağaçlar durup dururken kurumuyor. Evet. Birileri de yani insanoğlu da kurutmuyor. Evet. Ama yine bir canlı kurutuyor. Evet. Karşıda gördüğümüz ağaç gibi. Buyurun, mikrofon sizin. Şimdi ormanda zayıf düşmüş bireylere gelip böcekler yerleşerek onları kurutuyor. Evet. Biz zaten bakım çalışmalarımızda sağlık kesimiyle başlıyoruz. Dolayısıyla zayıf bireyleri ormandan uzaklaştırıyoruz. Böylece ormanın da böceğe karşı, yine kara karşı, yani abiyotik zararlılara karşı dayanıklılığını artırmak için bakım çalışmalarını yapıyoruz. Yine böceklendikten sonra ormana böcek tasavvulatı geldikten sonra, böcek ağacın içerisine girdikten sonra mücadelemiz yine devam ediyor. Ormanda kesinlikle kimyasal mücadele yapmıyoruz, böcekle mücadele. Yani ilaç vesaire ormana atmıyoruz. Orman çünkü doğal bir yaşam ortamı, ekolojik bir ortam. Burada bitkilere, hayvanlara zarar vermemek için kimyasal mücadele yapmıyoruz. Biyolojik mücadele ve biyoteknik mücadele yapıyoruz. Biyoteknik mücadelede feromon tuzakları vasıtasıyla ormanlara kurduğumuz feromon tuzaklarında böcekleri yakalayarak imha ediyoruz. İkincisi de biyolojik mücadele. Biyolojik mücadele kapsamında laboratuvar ortamında zarar veren böcekleri yiyen, onların yırtıcı böceklerini üretip doğal yaşam ortamlarına bırakarak mücadele ediyoruz. Etkili oluyor mu? Şimdi 5 senedir orman Çambaşı ormanlarında böcek kitlesel bir üreme yapmıştı. Bunun da sebebi doğal zarar nedeniyle meydana gelen kırıklar ve devrikler, bunlara besin olduğu için kitlesel üreme yapmıştı. 5 sene içerisinde biyolojik ve biyoteknik mücadele ile ormanda doğal dengesine gelmiş oldu. Şu an doğal dengesinde. Kurumalar var ama çok düşük miktarda, minimum miktarda. Evet. Peki. Teşekkür ederim müdürüm. Thank you.
şimdi orası 5 metre var mı? 4 metre var mı başkanım? Başkan gelemiyor tabii korkusundan. Buraya çıkamaz. Ben çıkarım Şavşatlı olduğum için. Ondan sonra Mesudiye yaylaları burası. 4 metre hala kürtüklerin arasından geçiyoruz. Aa, böyle de bir kar fırtınası. Ben oraya düşersem eğer Hasan Muhtar gibi. Aa Hasan, yine andım seni. Allah sana rahmet etsin. Aa, gidiyorum. Evet. Allah'tan erimiş yoksa mümkün değil buradan yürümemiş. Ha, buradan herkes de yürüyemez, onu söyleyeyim. Çünkü bunun da bir formülü var. Ben buradan aha da kayarım bak. Aha. Yani çıkması zordur ama inmesi kolay. Nasıl formül? Çok güzel. Valla çok böyle güzel. İneceksin ya. He. Ama arkasın. Yavaş. Poposun da ıslandı. Arkamız ıslandı ama önemli. Falan oldu. Demek ki buraya 2 metre, 3 metre, 4 metre. Aşağı yukarı 10 metre falandır buranın yüksekliği açıldığı sıralarda yani. Evet. Evet, bu kadardır. Şimdi biz buraya çıktık da nasıl ineceğiz? Müdürüm, formül burada. Hadi Mehmet abi, en gencimiz sensin, hatta bak. Aha. Evet. Dur, bizi de çeksin şöyle, gölgemizden kaç. Dur yavaş. Az otur acı, benim gibi yapacaksın sen. Çek. Burası epeyce yüksek. Zannediyorum ki 2500-3000 metre ya da 2000'in üzerinde bir yerdeyiz. Ve havada çok sert.
Ancak Mesudiye Orman İşletme Müdürümüz var, sevgili Osman kardeşimiz. Çok güzel çalışmaları olduğunu duymuştuk. Bu programın içerisinde dedi ki bu güzel çalışmalarını da alalım. Sevgili müdürüm, şimdi bu rüzgarda, bu soğukta şu ağacı bir anlatır mısınız? Çünkü burada gördüğüm kadarıyla iki türlü ağaç var. Birisi geniş yapraklı, evet, biri de iğne yapraklı. Yani. Çam gider. Buyurun. Çam ve huş. Huş mu? Evet, huş ağacı. Huş. Huş mu, kuş mu? Huş. Hakkani hası. Huş ağacı. Bu soğuğa dayanıklı ve soğuk yüksek rakımların ağacı. Kuzeyde, yani bakarsak ekvatordan gidersek kuzeye doğru veyahut da dağdan, denizden gidersek yükseğe doğru ağaçlar. Oraların ağacı soğuğa dayanıklı bir ağaç türü. Biz burada bunu denedik. Çok fazla değil ama böyle 1-2-3 şimdi gördüğümüz başarılı oldu yani. Gördüğüm kadarıyla zaten şunun eğer soğuğa dayanıklı olmasaydı Rafet Başkan, evet, şunun ucları hepsi kuru olurdu. Hiç kuru yok. Evet, demek ki huş ağacı buymuş. Evet, sadece bunu hayvanlardan koruyacağız. Biz de onu soğuktan değil. Peki, aşağı inelim. Şu, evet, sarı çam diktiniz. Bizim burada 250 hektar toprak muhafaza ve erozyon kontrol çalışmamız var. 2012 yılında yaptık bunu. Aşağı yukarı Mesudiye Orman İşletme Müdürlüğü olarak her yıl 250 hektar civarında toprak muhafaza, erozyon çalışması yapıyoruz. 50 hektar falan da şey yapıyoruz, ağaçlandırma için yapıyoruz. Yani bu ağaçlandırmayla toprak muhafaza ayırıp da, yani bak görüyorsunuz burada, evet, toprak muhafaza erozyon kontrol sahası olmasına rağmen ağaç dikiyoruz, oralara da dikiyoruz. Evet, evet. Bu aynı zamanda toprağı da kaymasını önlüyorsunuz, erozyonu da önlüyorsunuz. Yani evet. Her sene 300 hektar saha yapıyoruz aşağı yukarı. Zaten şimdi demin kırtıl otları gösterdim. Kırtıl otlar biliyorsunuz 2000 metrenin üstünde olan ot cinsidir. Mesudiye toprakları zannediyorum Ordu'nun en geniş alanına sahip ilçelerde. Bizim 53 bin hektar şeyimiz var. Orman alanımız var. Aşağı yukarı. Evet. 98 bin hektar falan Mesudiye'nin genel alanı. Ya yani bizim haritalarımıza göre 53 bin hektar ormanımız var. Biz burada yarısı. Yalnız ormanlarımız yarısından birazcık fazla. Ormanlarımız genç ormanlar bizim. Biz müthiş bir şekilde de bakım yapıyoruz. Orman bakımları yapıyoruz. İlk aralama, evet, sıklık bakımları yapıyoruz. Bunun yanında gençlik bakımları falan da yapıyoruz. Böcekle mücadele ediyoruz. Ayrıca evet, böcekle mücadelemiz. Biraz sonra da çekersiniz. Şöyle ki biz böcekle mekanik, biyoteknik ve biyolojik mücadele ediyoruz. Evet. Mekanik mücadele daha çok bizim yöremizde yok. O daha çok bu çam kese böceklerle falan dalları keserek yapıyorlar. Ama biz biyoteknik mücadele yapıyoruz. Feromon tuzakları asıyoruz. Bu Ipsexanthatus denilen kabuk böcekler var. Özellikle çamlara musallat oluyor. Evet. Onlara karşı yapıyoruz. Bir de Dendrocanthus micans denen başka tür kabuk böceği. Bu da ladinlara zarar veriyor. O kamyum tabakasını çevreliyor. Kamyumu yediği zaman ağaç kuruyor. Daha büyümesi duruyor. Ağaç kuruyor. Bunlara da laboratuvarlarda grandis, Rhizophagus grandis yetiştiriyoruz ve bunları o ağaçlara, yuvalara bırakıyoruz. Onlar kendisi çoğalıp o afiyetle de o mikansları yiyor. Yiyorlar. Hem karnını doyuruyor hem de zararlı. Hem de ağacımızı kuruyor. Böyle de bir çalışmamız var. Evet, belki ormanlarımızda görmüştürsünüz. Evet. Kuruyan ladin ağaçları var. Belki gördük, çektiğiniz. Onlara karşı öyle bir mücadelemiz var yani. Evet, peki. Ya çok ormancı de yatmıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Ormancı bak, bazı yerlerde oy işte ormancılar şunu kesiyor, bunu kesiyor. Ya gördüğünüz gibi böyle yetiştiriyoruz. Yetiştiriyoruz ha. Hiç orman olmayan yerlerde yetiştiriyoruz. Zaten ben biraz inceledim, baktım son yıllarda çok büyük ölçüde orman varlığı artmış. Gerçekten de artmış. Tebrik ediyorum. Böylece iki kurum var sayın Türkiye'de en iyi çalışan. Askeriye bir, ormancı iki. Bu araziler onlara ve bize emanet. Yani biz gerçekten bu dağları, belleri onlar da geziyor, biz de geziyoruz.